Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dinimiz niyete çok önem veriyor. Neye niyet ediyorsun, ne düşünüyorsun? Yaptığın iş ona göre değer kazanıyor. Seyahat, gezi veya adı turizm, ne olursa olsun niyetle çok şey kazandırır. Maazallah çok berbat da edebilir. Bir seyahat 90 kilometreden fazla olduğu zaman buna misafirlik hükümleri uygulanır. Ama bu niyetle gerçekleşir. Bulunduğu yerden 90 kilometreden daha uzağa, mesela İstanbul'dan Sakarya'ya gitmeye niyet eden birisine biz turizm mantıklı bir seyahat yapıyor diyoruz. Bu seyahatin normal hükmü mubahtır. Ne demek mubahtır? Serbestsin, yaparsın veya yapmazsın demek. Ama hac bir yolculuktur, mubah değildir, farzdır. Neden? Çünkü haccı Allah emretmiş, sana hac yapma imkanı vermişse farz olan bir yolculuğa çıkıyorsun. Mesela anne, baba hasta veya çağırdı, gitmek gerekti. İstanbul'dan Mardin'e anneyi babayı ziyarete gidiyoruz. Bu yolculuk Allah'ın emirlerinden bir emirdir, farzdır. Anana gidiyorsun, babana gidiyorsun. Cihat olan bir işe gidiyorsun, emirdir. Ama bir yerde haram olan bir işi yapmak için yola çıktın, o haramdır. Filan deniz kenarında kadın erkek karma bir ortamda yüzmeyi planlayarak gidiyorsun. Yolda camide namaz kılsan bile bu gezinin dindeki hükmü haramdır. Demek ki seyahatlerimiz, gezilerimiz aslında mübahtır, serbest bir şeydir. Farz olabilir, vacip olabilir, haram olabilir. Neye niyet ediyorsun, nereye gidiyorsun ona göre değişiyor. Farzsa, mesela anana babana seyahat etmek, sen Allah için yapılan bir iş üzerindesin, sevap kazanıyorsun. Haramsa, Allah'ın haram ettiği bir işi yapmaya gidiyorsun, her adımına melekler yazıp duruyorlar günahları. Demek ki seyahat herhangi bir iş değil. Farz olabilen, haram olabilen, vacip olabilen, sünnet olabilen bir iş. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Hangi parayla gidiyorsun? Önemli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.